Gebelikte ilaç kullanımı gerçekten de hakikaten en çok sorulan sorular arasında ve bize de gelen sorularda hep işte şu ilacı kullanabilir miyim, bu ilacı kullanabilir miyim diye. Sosyal medya üzerinden cevaplanabilecek bir soru değil. İlaç kullanımı, şu ilacı kullanabilir miyim? Mutlaka takip eden doktora sorulmalı. Rahatlıkla kullanılabilecek ilaçlar var. Dikkatli kullanılması gereken ilaçlar var. Kullanılmayacak olan ilaçlar var. Rahatlıkla kullanılabilecek olan ilaçlar tabii ki yine doktora danışarak bir kere öncelikle vitamin takviyeleri. Rahatlıkla kullanılabilecek olan derken doz aşımı yapmadan yani olağan dozlarda. Mesela gebelikte vitamin gerçi ilaç sayılmaz. Bu bir takviye ama yine de şunu biliyoruz ki özellikle A vitamini ve D vitamini ve demir olağan dışı dozlarda kullanıldığı zaman anne adayına ve veya bebeğe olumsuz etkiler yaratabiliyor. Yani bir vitamin kullanımı çok basit bir şeymiş gibi gelebiliyor ama bazen komplike hale de gelebiliyor. Mesela D vitamini anne adaylarının hemen hemen %80'inde düşük çıkıyor. Sonra biz ya günlük kalsiyum artı D vitamini içeren tabletler veriyoruz veya sadece D vitamini içeren tabletler, damlalar veriyoruz veya şöyle bir uygulama da var. Kalçadan enjeksiyon şeklinde olan D vitamini preparatlarını kırıp için diyoruz. Ama burada şunu diyoruz. Diyoruz ki toplam 3 veya 4 tane ve 1 hafta veya 2 hafta arayla. Eğer bu uygulanmazsa mesela her gün böyle içilirse D vitamini toksikozu meydana gelir. Toksik bir madde olabilir D vitamini. Çok masum olan bir vitamin olmasına rağmen. A vitamini çok yüksek dozlarda ilk 3 aylık dönemde organ gelişiminin olduğu dönemde bebekte organ gelişim kusurlarına neden olabilir. Demir çok aşırı alındığı zaman vücutta birikebilir. O yüzden de olağan dozlarda vitaminler rahatlıkla kullanılabilir. Yine midedeki asidi nötralize etmeye yönelik olan bazı şurup veya tablet şeklinde, çiğneme tableti şeklinde olanlar var. Ama burada bile yine dikkat edilmesi gerekir. Bunlar çok rahatlıkla kullanılabilir. Çok aşırı alındığı zaman ishal yapabilir. Veya bazılarında, o şurupların bazılarında alkol bulunabiliyor. Gerçi o alkol bebeğe zarar verebilecek seviyede değil ama yine de işte dediğim gibi yani basit bir mide ilacı diyorsunuz. Bunların çoğu reçetesiz bile alınabiliyor. Yani bu bile danışılarak alınması gereken bir şey. Aslında anneler boşu boşuna endişe yapıyor. Yani doktorlarına Tabii danışsa canım. bu tarz sorular sorması, sosyal medya üzerinde birbirleriyle Evet. fikir alışverişlerinde bulunmalarına aslında hiç gerek yok. Gerek yok değil aslında olmamalı zaten. Yani bir anne adayı diğer anne adayına ben bu ilacı kullandım falan yani bunu tavsiye etmemesi lazım. Yani sorulan sorular arasında tabii ki bunlar doğal olarak var. Ama yani ilaç tavsiyesi yani bir vitamin tavsiyesi bile işte az önce anlattım ya bir vitamin tavsiyesi bile bazen sorun yaratabiliyor. Onun dışında yine kullanılabilecek ilaçlar arasında kabızlık olduğu zaman kalın bağırsakta etki eden ve dışarıya atılan bazı ilaçlar var. Ağızdan alınabiliyor, şurup şeklinde veya tablet şeklinde veya işte fitil şeklinde. Bunlar da yine doktora danışılarak kullanılabilir. Bebeğe herhangi bir olumsuzluk yok. Parasetamol içerikli olan ağrı kesiciler. Yine doz aşımı olmadığı sürece yine doktora danışarak yani buradan bile bir parasetamol alerjisi varsa bilinmeyen anne adayında o bile sorun yaratabilir ama yani o çok tabii ki ender görülen bir şey parasetamol alerjisi. Bunlar rahatlıkla kullanılabilecek olan ilaçlar. Takviyeler ve ilaçlar. Bir de bir grup var ki anne adayında çeşitli durumlar ortaya çıktığı zaman kullanılabilir ve kullanılmasında bir sakınca yok. Bunlar nedir? Bunların başında antibiyotikler geliyor. Tabii ki antibiyotik kullanımını sevmiyoruz. Bundan 10 sene öncesine göre daha çok bilinçlendik. Artık her şey için hemen böyle leblebi gibi antibiyotik yutmuyoruz. Kamu spotlarıyla antibiyotiklerin reçeteli hale getirilmesiyle artık antibiyotiklerin uzun vadede zarar bile verebileceği anlaşılmış durumda bağırsak florasını bozarak veya işte alerjik reaksiyonlara yol açarak gibi en azından bir direnç gelişimi oluyor. Yani normalde sıradan bir bakteri böyle bilinçsiz bir şekilde antibiyotik yutulursa o bakteri o şeye karşı bir direnç geliştiriyor. Başka birisine geçtiği zaman
O antibiyotik artık o bakteriye etki etmiyor ve bazen ölümcül sonuçlanabilen enfeksiyonlara yol açabiliyor. En basit bir bakteri direnç kazandığı zaman. O yüzden antibiyotik kullanımı da bilinçli olmalı. Antibiyotik kullanımını en sık nerede? Öksürüyorsunuz, aksırıyorsunuz. Ateşiniz hafif çıkıyor, hemen antibiyotik yazılıyor. Bu da tam olarak doğru bir uygulama olmamakla beraber bu konuda da artık bilinçlendik. Hemen böyle öksürünce en azından doktora gitmiyoruz. Yani her öksürük için, her burun akıntısı için doktora gitmenin bir gereği yok. Ama gidilse bile doktor öncelikle bazı incelemeler yapıyor, ondan sonra yazıyor antibiyotiği. Üst solunum yolu enfeksiyonları için. Yine antibiyotiğin ikinci kullanıldığı alan idrar yolu enfeksiyonları. Burada da hemen ezbere yazmıyoruz. İdrar tahlili artı idrar kültürüne göre veriyoruz antibiyotiği. Neden? İdrar kültürü bize neyi gösteriyor? Bir kere bakterinin adını veriyor. Hangi bakteri? İkincisi kaç tane ürediğini gösteriyor. 100.000'in altında ürediyse 100.000 o zaman bunu eğer şikayetleri yoksa anlamlı kabul etmeyip antibiyotiksiz geçiştirebiliyoruz. Tekrar ederek belli bir süre sonunda bol su iç diyerek. Bir de tabii ki en önemlisi hangi antibiyotiğin bu bakteriye duyarlı olduğu antibiyogram. Bu üç tane bilgi sayesinde antibiyotik tedavisi gerekli mi? Gerekliyse ne kadar süre kullanılmalı ve hangi antibiyotik seçilmeli? Bu konularda bilgi sahibi olduktan sonra antibiyotiği bilinçli olarak veriyoruz. Ve böylece de antibiyotiğin direnç kazanmasını veya gereksiz yere kullanılmasını engellemiş oluyoruz. Bunlar en sık rahatlıkla kullanılabilen ilaçlar arasında antibiyotikler dedik. Bir de tabii ki tiroid beziyle ilgili yetmezlikler günümüzde adeta bir patlama yapmış durumda. Ama bu tiroidle ilgili sorunların artmış olmasından değil, bizim gebelikte tiroidin alt sınırını aşağı çekmemizden kaynaklanıyor. TSH dediğimiz tiroid hormonunun beyinden salgılanmasını sağlayan esas madde, yani tiroid bezine gidip oradan serbest T4 ile serbest T3'ü salgılatan esas ana hormon, bunun değeri 2,5'un altında olduğu zaman normal kabul ediyoruz hamilelikte. Halbuki normal erişkinde hamile olmayan erişkinde 4,5 ile 5,5'a kadar normal. Ama hamilelikte özellikle birinci trimesterde 2,5'un üzerindeyse örnek 3. O zaman ne yapıyoruz? Serbest T4'e de bakarak tiroid hormonu takviyesi yapıyoruz. Tablet şeklinde. Anne adayları burada iki tane soru işaretiyle karşı karşıya kalıyorlar. Bunların ikisini hemen yanıtlayalım. 1. TSH'ı yüksek çıkan anne adaylarının bebeklerinde zeka sorunu olur mu? Burada net olarak söylüyorum. Çok yüksek değerler olmadığı sürece zeka sorunu olmaz. Öyle bir şey olamaz. Zaten her halükarda takviyesini veriyoruz. Bir kere oradan kazançlıyız. Bir de yani 2,5 değil de 4,5 çıktı diyelim. Bundan 10 sene önce biz 2,5 gibi bir değer kullanmıyorduk ki. 15 sene önce diyelim. İşte hepimiz artık erişkin bireyler haline geldik. Normal yaşıyoruz işte. Yani Türk toplumunda veya genel olarak dünyada böyle zaten bu 2,5 dünyada kabul edilen bir değer. Yani dünyada böyle 15 sene önce zeka seviyesi daha mı düşüktü? Tabii ki değil. Öyle bir şey yok. Buradaki yanlış anlaşılma şundan kaynaklanıyor. Eğer uzun süre tedavisiz kalırsa ve çok yüksek TSH değerleriyle hamile kalmışsa, ki çok aşırı yüksek TSH değerleri zaten gebe kalamama nedeni olduğu için onlarda gebelik oluşmuyor. Özetle söylemek gerekirse tiroid hormonu takviyesi düzenli olarak alınıyorsa veya geç yakalanmışsa bile, yani zeka özürlü bebek olma olasılığı hemen hemen yok diyelim. Çünkü internette yazıyor. Hemen hemen yok. Bir takviyemiz de bu. Tiroid hormonu takviyesi. Onun dışında gebelik şekeri varsa ve eğer diyet artı egzersizle regüle edilemiyorsa insülin verilecek. Tabii ki verilecek insülin. İnsülin zaten vücudun tanıdığı bir madde. Bu da rahatlıkla kullanılabilecek bir ilaç. Tabii rahatlıkla derken yani böyle istediğin gibi enjeksiyon yaparım falan şeklinde değil. Belli dozları var. Endokrinoloji uzmanı tarafından ayarlanacak ve kan şekeri takibiyle birlikte gerekirse o doz artırılacak veya azaltılacak. Bu şekilde bebeğe herhangi bir olumsuz etkisi olması mümkün değil.
kullanılmayacak ilaçlar neler? Açıkçası gerekirse her ilaç kullanılabilir. Özellikle birinci trimester atlattıktan sonra kanser tedavisi görüyordur. O ilacı kullanacak. Başka çaresi yok. Yani çeşitli ilaçlar kullanılabilir. Ama örneğin mesela bir kızamıkçık aşısı veya sivilce ilaçları, bunlar hamileliğin hiçbir döneminde kullanılmasını önermiyoruz. Zaten ne işimiz var kızamıkçık aşısıyla hamilelikte veya sivilce ilaçlarıyla? Bunlar da işte X kategorisi dediğimiz gebelikte asla kullanılmaması gereken ilaçlar. Genel olarak söylemek gerekirse C kategorisi hamilelikte yeterince çalışma yok ama çok büyük ihtimalle bebeğe zarar vermeyen ilaç kategorisi demek. İlaçların %90'ı bu sınıfta yer alıyor. Vitaminler A sınıfında yer alıyor. Ağrı kesicilerin önemli bir kısmı B sınıfında yer alıyor. İşte X dediğimiz sınıfta hiçbir şekilde kullanılması gereken şey ilaçlar neyse ayrıntısına girmeyeceğim. Özet olarak doktor önerdiği sürece gebelikte ilaç kullanılabilir.